EgetCast. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Sevgili EgetCast dinleyicileri, bir Eget Sesleniyor podcast serisinden yine sizlere sesleniyoruz. Bugün biraz kalabalığız. Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin Uluslararası İşler Sekreteri Elif Kain, İletişim Etkinlik Farkındalık Komisyonu Sorumlusu Ümit Seyrek ve Sanat Komisyonu Sorumlusu Onur Uluyar paramızda. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün farklı komisyonların ve aslında birden fazla komisyonun bir arada yürüttüğü bir yarışmayı konuşacağız. Uluslararası Görme Engelliler Şarkı Yarışması'nı konuşacağız. Bu konuda görev alan, bu yarışmanın Türkiye ayağının yürütülmesinde yer alan komisyonlardaki arkadaşlarımız ve tabii ki aradaki iletişimi sağlayan Uluslararası İşler Sekreteri Elif Kain aramızda. Ben önce Elif'le başlamak istiyorum. Elif, bu yarışmanın hikayesinden biraz bahsedebilir misin? Nasıl ortaya çıktı? Kimler tarafından düzenleniyor? Biraz bunları bizimle paylaşabilir misin? Tabii ki. Aslında Uluslararası Az Görenler Şarkı Yarışması'nın oluşum süreci 2020 yılına, yani pandeminin en çok hissedildiği döneme dayanıyor. 2020 yılında Views International, Belçika'da kurulmuş olan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi, her yıl kendisine üye olan kuruluşlarla birlikte önümüzdeki yıl hangi aktivitelerin, hangi projelerin yapılabileceğiyle ilgili toplantılar gerçekleştiriliyor. Pandemi döneminde tabii herkesin evde olduğu bir dönemde de aslında online olarak çevrim içi bir şekilde nasıl bir işbirliği yapılabilir diye düşünülürken böyle bir şarkı yarışmasının yapılabileceği, kör ve az gören bireylerin şarkılar ve sanat aracılığıyla bir araya gelerek aslında sanatın birleştirici gücünü deneyebilecekleri bir sürecin kurgulanması hayaliyle ortaya çıkıyor. Proje fikrini biz EGED olarak da değerlendirdikten sonra katılmaya karar verdik tabii ki. 2021 yılına gelindiğinde de süreci değerlendirdik. Daha sonrasında da bir organizasyon süreci kurgulamamız gerekiyordu. Bu noktada da tabii ki sürecin Türkiye ayağında önce planlanması gerekiyordu. Öncelikle Uluslararası İşler Komisyonu olarak tabii ki biz bir kurgulama sürecine başladık. Bu noktada iletişim ve farkındalık ve sanat komisyonlarıyla işbirliği yaparak 3 komisyonun ortaklığında bir süreç kurgulamaya başladık ve bir araya geldik. Daha sonrasında da ilk olarak sürecin Türkiye ayağını tamamlamak için bir araya geldikten sonra da başlattık diye şu ana kadarki süreci özetleyebilirim. İkinci kez düzenlendi bu yarışma, öyle değil mi Elif? Yani bu sene 2 yıl önce de bir ilki düzenlenmişti, ikinci kez düzenlendi. İlk yarışmadan farklı olarak ikinci yarışmada neler vardı? Yani ülke sayısında bir değişiklik var mıydı ya da ne tarz bir değişiklik vardı ilkine göre? Evet, 2 yılda bir düzenleniyor aslında. İlki zaten 2021 yılında yapıldı. İlk yarışmada sadece Avrupa ülkeleri katılabiliyordu. Ama bu seferki yarışmaya dünyanın tüm ülkelerine açık bir şekilde düzenlendi. Bu sene başta 24 ülkeydi ama daha sonrasında 17 ülkenin katılımıyla gerçekleşti yarışma. Diğer yarışmadan farklı olarak oylama sisteminde bir değişiklik yapıldı. Türkiye ayağında neler olduğu konuşmak için Ümmü'ye dönmek istiyorum. Ümmü, İletişim Komisyonu bu süreçte aslında farklı görevler üstlendi, farklı şeyler yaptı. Türkiye ayağında ve Türkiye'deki organizasyon sürecinde neler oldu ve İletişim Komisyonu burada hangi görevleri üstlendi, hangi sorumlulukları aldı? Ya, iletişim denince aslında bizim komisyonun en iyi yaptığı şeylerden birisi galiba koordine etmek. Çünkü 3-4 tane komisyon oluyor ve biz oralarda tartışırken bir arkada da tartışmamız gerekiyor. Oğuzhan'la konuşup Elif'le söyleyip Onur'la bir şey söyleyip sonra grupta tekrar tartışıp sanırım benim aklıma gelen en önemli şey buydu düşündüğüm zaman, bunu anlatayım diyordum. Çünkü koordine etmek ayrı bir beceri istiyor ve ayrı bir enerji istiyor. Bununla saatlerini ayırmak ve ayrı bir enerji toplamak
önemliydi. Bunun dışında da Türkiye ayağında bir başvuru sürecimiz oldu. Bir 2 ay kadar süre geçti, süre verdik. Aslında o dönem hepimiz için kötü dönemdi ve deprem zamanıydı. Bu zamanlarda böyle bir yarışma yapmak risk miydi, değil miydi? Bunu tartıştık sürekli. Ama sanatın birleştirecek gücüne de inandığımız için yapmaya karar verdik. Başvuru sürelerini uzattık. Çok kararsızlıklar içerisinde ya da işte ne yapmayacağımızı, ne yapacağımızı bilerek veya bilmeyerek böyle bir tartışmalı ortam içerisindeyken ilerlemeye çaba harcadık. Bunun dışında Türkiye eleme etkinliği 21 Mart'ta oldu. Ben bu süreçte tam da şeyden bahsetmişken, yarışmanın çağrısının açık kalma sürecinden bahsetmişken, biraz Onur'a dönmek istiyorum. Onur, Sanat Komisyonu adına bugün burada ve Onur'a şöyle bir soru iletmek istiyorum. Yani bu süreçte şarkıların gönderimi ve jüri seçimine dair bizimle neleri paylaşabilirsin? Orada da çünkü ayrı bir süreç ilerledi. Biraz hem şarkıların gelmesi ve şarkıların ilk aşamada değerlendirilmesi, biraz da jüri seçiminden bize bahsedebilir misin? Tabii ki şarkılar başvuru formu açılmıştı ve burada şarkılara katılmak, şarkılarını yollayan kişiler videolarını gönderdiler ve jüri üyelerine biz de gönderdik. Jüri üyeleri genellikle müziğe hakim olan işte müzik öğretmenlerimiz, sanatçılar ve akademisyen hocamızdan oluştu. Selim Kerim Altınok herkesin tanıdığı, Özlem Erten müzik öğretmeni, Ömer Zeki Urhan akademisyen, Türk müziği klarnet üzerine öğretim görevlisi olan bir hocamız. Farklı alandan kişileri de katarak farklı alandan gelen eserleri de bir değerlendirme ihtiyacı olabilir mi diye düşündüğümüzü hatırlıyorum. 21 Mart gününe geldik açıkçası. 21 Mart'ta neler oldu? Nasıl bir organizasyon yapıldı? Ben bu soruyu yine Ümit'e dönmek istiyorum. 21 Mart'ta bir YouTube canlı yayını gerçekleştirdik. Bunun yöntemini de tartışmıştık önceden. Zoom'da mı yapsak, YouTube'da mı yapsak? YouTube'da yapmaya kararlaştırdık. Ve arkada yine teknik destek konusunda bütün komisyonlardan arkadaşlarımız, bütün komisyon demeyeyim de bu yarışmayı organize eden bütün komisyonlardaki arkadaşlarımızın çabaları vardı. Ve Bilişim Komisyonu'ndan da birkaç kişiden destek almıştık. Onların isimlerini de unutmayalım, analım. 21 Mart'ta yarışmacılar ve jürilerle işte bir yandan Zoom'da görüşerek, bir yandan onu YouTube'a yansıtarak bir çok da heyecanlı bir yarışma gerçekleştirdik. Yarışmacıların şarkılarını dinledik. Jüriler yorumlar yaptı. Yorumlardan sonra da Türkiye'nin birincisini seçmek için bir oylamaya sunduk. Oylamada da böyle kritik anlar olmuştu, değişik anlar yaşamıştık. Orası da heyecanlıydı benim için, bizim için. Deneyimlediğimiz şeyler vardı. Onun dışında yarışmacılarla iletişimi genelde biz sağladık. Yani iletişim komisyonundaki kişiler işte sürekli şu yayına katılacaksınız, işte videonuzu şöyle hazırlamalıyız gibi bilgileri genellikle birlikte verdik. O arkadaşlarımız verdi. Onlara da teşekkür ederiz. Böyle ayrıntıya girdiğimiz zaman birçok şeyi konuşabiliyoruz gerçekten. Yani bir Türkiye eleme etkinliğini yürütürken bile o tek tek yarışmacılarla iletişim, jürilerle iletişim, teknik masa, işin organizasyonu, her noktada yaygınlaştırılması ama çok da ilgi çeken bir yayın oldu. Ciddi anlamda bir izleyici kitlesi vardı. Uzun bir şekilde sürmesine rağmen yaklaşık 2 saat 40 dakikaya yakın yanlış hatırlamıyorsam. Oldukça sonuna kadar insanların takip ettiği bir yayındı. Ve sonuçta yarışmayı da Burak Bozdek'e tutsak attığı parçasıyla birinci olarak oylamada kazandı. Ve aslında uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edecek yarışmacı oldu. Burada tekrar Elif'e dönmek istiyorum. Elif, final yani düzenlenen final öncesinde tabii yani evet birinci olan yarışmacı belli oldu, şarkı belli oldu ama hadi finale direkt gidiyoruz olmuyor. Arada da bazen hazırlıklar yapmak gerekiyor. Arada da
devam ediyoruz. O arada neler yaşandı, neler hazırlandı, biraz onlardan bahsedebilir misiniz de? Buran birinci olduğunu öğrendikten sonra şarkının kliplendirme süreci vardı. Yani o şarkının üzerine bir video eklenmesi gerekiyordu. Bu noktada ben Burak'la iletişime başladım. Ayrıca 2020'deki yarışmadan farklı olarak bu sene anlık yarışmacılarla röportaj yapılması yerine dediğim gibi hani dünyaya açılan bir yarışma olacağı için çok fazla zaman kaybedileceğinden dolayı yarışmacılarla anlık röportaj yapmak yerine önceden onların gönderecekleri videoların yayınlanması tercih edildi şarkıların öncesinde. Kendilerini tanıtacakları içeriklere sahipti bu videolar. Öncelikle şarkıyı kliplendirdi kendisi. Daha sonrasında da hangi video içerisinde kullanacağı metne birlikte karar verdik. Onu seslendirdi video içerisinde. Ben videonun gönderimini de sağladım. Tabii ki hazırlıklarımız bununla da bitmedi. Bunun dışında yarışmayı düzenleyen bu sene Almanya Köyler Federasyonu olduğu için yarışmanın ulusal tarafı ile ilgili tüm lojistik bilgisini onlardan istedik. Hangi kanalda yayınlanacağı, nasıl bir süreç uygulanacağı, yani YouTube ve canlı Zoom ortak yayınının mı yapılacağı geçen yarışmada olduğu gibi konularda ki lojistik bilgiyi genel olarak onlardan aldım ve daha sonrasında da ilgili ekibe aktardım zaten. Onun dışında bir de uluslararası yayının yanı sıra ulusal tarafta bizim kendi Türk izleyicilerimiz için de bir yayın organize etmemiz gerekiyordu. O noktada da geçen yarışmada da olduğu gibi Zeynep Barak ve Faruk Demir'den çeviri desteği istedik. Çünkü aynı anda simultane çevirinin de yapılması gerekiyordu. Türkiye'deki yarışmacıların yayını Türkçe takip edebilmeleri adına. Bir de çeviri desteği sağladık. 12 Mayıs günü aslında yarışma gerçekleşti. Buradan tekrardan zor bir işi üstlenen Zeynep ve Favruk'a teşekkür edelim gerçekten. Yani bu aşamanın her noktasında bir sürü insanın emeği var. Bunu açıkça söyleyebilirim. Yarışmacılarla iletişim kurmaktan tutun, jürilerle işte uluslararası alandaki iletişimi sağlamak, işte o günkü çeviri desteği, her iki yayında da sağlanan bilişim ekibinin teknik desteği, duyuruların yazılması, yaygınlaştırılması, şarkıların değerlendirmesi gerçekten birçok aşaması olan bir süreç. Peki 12 Mayıs günü neler oldu? Final günü neler yaşadık? Kısaca onu da Elif senden alabilirsem iyi olur. Yarışma günü aslında geçen senekinden farklı olarak daha bizim için biraz daha az yani stresliydi diyebilirim. Çünkü bu sene biraz daha geçen senenin de vermiş olduğu bir deneyim vardı hepimizde. O sebeple yaşanabilecek aksilikler konusunda daha deneyimliydik. Yine YouTube üzerinde YouTube Zoom ortak yayını ile biz kendi yayınımızı gerçekleştirdik. Çeviri desteğiyle bunu yaptık. Dileyenler tabii ki uluslararası kanalda tercih edebiliyorlardı. Yarışmayı oradan takip edebiliyorlardı. Bunun dışında oylama süreci biraz farklıydı bu sene. Yarışmada herkes önceki yarışmada kendi ülkesine oy verebiliyorken bu sene böyle bir şey yapamadık. Yani Türkiye için Türkiye'den kişiler kendi ülkemize oy veremiyorduk. Başka ülkelere oy verebiliyorduk sadece. Oyların daha adil bir şekilde verilebilmesi adına böyle bir düzenlemeye gidildi bu sene. Yarışmayı da Ukrayna kazandı. Biz de dördüncü olarak tamamladık. Evet, biz de yarışmayı dördüncü olarak tamamladık. Yine ilk beşin içerisinde yer almak hem de buradan ayrıca tebrik etmek istiyorum. Kesinlikle. Tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hem komisyonların verdiği bu süreçteki emekten dolayı uzunca bir süreç yani Ocak'tan başlayarak bir 4-5 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Her aşamasında birçok insanın emeği var. Bu aslında bir taraftan da kültürel bir faaliyet yani bir savunuculuk faaliyeti değil ama güzel zaman geçirmek ve kültürel bir paylaşımda bulunmak için yaptığımız bir faaliyet. Umarım her iki hem Türkiye eleme etkinliğinde hem de finalde hem izleyenler hem de bu yarışmayı takip edenler heyecanlı ve güzel bir süreç geçirmiştir. Ben tekrardan hem burada olan sizlere hem de burada olmayıp emek veren herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben de
hep böyle yarışmayı takip ederken jüri kısmında olup yorum yapan kısmında olmak isterdim. Ama sadece bu bir hayal olarak kalacak. Herkesin verdiği yemeğe tekrar çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için bu kadar uzun soluklu bir organizasyon deneyimi, yani ilk defa böyle bir deneyim ben de yaşadım. Herkesin her aşamasında çok çok emek verdiği bir süreçti. Senin de dediğin gibi hepimizin emeğine sağlık diyorum. Bence zor ve güzel bir iş başardık birlikte. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Bir Eget Sesleniyor başlıklı Eget Kes serimizin daha sonuna geldik. Dinlediğiniz platformdan, özellikle Spotify, Google ve Apple Podcast'lerden abone olabilirsiniz. Aynı zamanda podcastlerimiz yavaş yavaş YouTube'a da geçiyor. Bu yayını YouTube'dan dinliyorsanız veya izliyorsanız YouTube'dan da abone olabilirsiniz. Bir başka Egetcast'in bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org. Mail bilgi@eget.org. Facebook Eğitimde Görme Engelliler. Twitter @egetiletisim. Instagram Eğitimde Görme Engelliler.